Allah'a doğru programından her birinize inayet ve selamet olsun. Rabbimiz ve kurtarıcımız olan yaşayan diri İsa Mesih'in yüzü size parlasın ve nuruyla bugün tekrar sizi nurlandırsın, esenliğiyle her birinizi doldursun ve donatsın. Sevgili izleyiciler, bugün sizlerle yine Rabbin kelamından bize yaşam veren, bize ümit veren, bizi sevindiren bizi bereketleyen kelamından sizinle paylaşmak istiyorum. Kutsal kitabın, İncil'in, Efeslere yazılan mektubundan paylaşacağım. ikinci bölüm, birinci ayetle beşinci ayetler arasında Rabbin sözü ne söylüyor? Önce bir okuyalım. Sizler bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Doğal olarak ötekiler gibi biz de gazap çocuklarıydık. Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesihle birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Amin. Yine kutsal kitabın bu ayetlerine baktığımızda Hemen bir şey görüyoruz. İsa Mesih'te olan insanlardaki ayrıcalık. İsa Mesih'te olan insanların sevinci. İsa Mesih'te olan insanların Tanrı'yla nasıl barıştı? Çünkü Tanrı kelamı ve İsa Mesih insanı değiştiriyor. İnsanı karakter olarak değiştiriyor, tabiat olarak, yapı olarak değiştiriyor ümitsiz olan insanı yeni diri yaşayan bir ümide kavuşturuyor. Paulus Resul Efes'teki kiliseye bu mektubu yazdığında onların geçmişteki yaşamla yani Mesihsiz yaşadıkları dönemle İsa Mesih'e ait olduktan sonra yaşadıkları dönemi gözler önüne sererek geçmişle on günkü durumlarının bir mukayesesini yapıyor. Size şunu söyleyeyim. İsa Mesih'te olan her kişi tümüyle yenilenmiştir. O yüzden kim ki İsa Mesih'e iman eder, gerçekten yürekten tövbeyle iman eder ve Rabbin şu kelamına itaat ederse o kişinin söyleyeceği şey şudur. Rabbin bu kelamı beni bütünüyle değiştirdi. Yüzde yüz değiştirdi. Ve aynı zamanda dışarıdaki insanlar da şehadet eder. Derler ki gerçekten sen çok değiştin. Çünkü burada güç var. Rabbin sözünde bir güç var. Değiştiren bir güç var. Yenileyen, tazeleyen bir güç var. Ve diyor sizler bir zamanlar, yani onların geçmişini hatırlatıyor. İman etmeden önceki durumunu hatırlatıyor. Diyor ki, bir zamanlar içinde yaşadığınız suçlardan ve günahlardan ötürü ölüydünüz. Demek ki bir insan Mesih'de değilse, ruhsal anlamda suçlar ve günahlar içerisinde yürüdüğü için ruhsal anlamda ölüdür. Bedenin yaşıyor olması bir şey ifade etmez. Bugün birçok insanlarla konuştuğun zaman onlar yaşadıklarını zannederler. Ama Tanrı gözünde aslında ruhsal anlamda ölü durumdadırlar. Evet bir bedende insan yaşayabilir. Değil mi ki suçlarında yaşıyor? Değil mi ki günahlarında yaşıyor? Değil mi ki günahlarından İsa Mesih ismiyle özgür olmamıştır. Günahlarının bedeli ödenmemiştir. Öyleyse o kişi ruhsal anlamda Tanrı'nın önünde ölüdür. Sevgili kardeş, eğer sen bugün televizyon başında bizi izleyen sevgili can, eğer ki sen İsa Mesih'in isminde henüz tövbe etmedinse, henüz günahlarını itiraf etmedinse, suçlarının ve günahlarının bedeli olan İsa Mesih'in kanını imanla kabul edip o kanda ruhsal anlamda yıkanmadınsa şunu bil ki sen Tanrı'nın önünde ölüsün. Yani senin Tanrı'nın önünde hiçbir yerin yok. Ebedi krallıkta hiçbir yerin yok. İman etmeyenle edenin arasında müthiş bir uçurum vardır. Çünkü iman eden Tanrı'nın krallığını miras alır. Ama iman etmeyen ise burada ne söylüyor? Ölüdür. Bugün kim ki suçunda ve günahında yürüyorsa ruhsal anlamda ölüdür. Ve diyor sizler yine bu dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenine yani şeytana tabi oydunuz. Yani söz dinlemeyen insanlarda şimdi etkin olan ruha uymaktaydınız. Ha demek ki bu dünyanın gidişine göre hareket edersen, bu dünyanın gidişine göre yaşarsan ki bütün insanlar öyledir. Bakın birçok insanlara hemen şunu söylüyor. Kardeşim herkes böyle yapıyor. E ne yapalım yani? Şimdi herkesin yaptığından farklı mı olacağız? Evet. Herkesin yaptığından farklı olacaksın. Herkesin düşündüğünden farklı olacaksın. Ama bizim bir prensibimiz var. Bizim amacımız nedir? Dünyanın ölçülerine göre yaşamak, insanları memnun etmek, insanları hoşnut etmek. Peki insanların hoşnut olduğu her şeyde acaba ne dersiniz? Tanrı hoşnut oluyor mu? Bunu düşünmek lazım. Biz insanları memnun ediyoruz, kendimizi memnun ediyoruz. Ama hiçbir zaman oturup düşünmüyoruz ki ya acaba bunu derince şöyle düşündüğüm zaman bu yaptığım şey, bu düşündüğüm şey ve insanlarla paylaştık içinde bulunduğum şey Tanrı'nın hoşuna giden bir şey midir? Tanrı'yı memnun eden midir? Ama biz Paulus Resul'a e, baktığımızda Paulus Resul şunu söylüyor. Eğer ben insanları memnun ediyor olsaydım Rabbin kulu olmazdım. Paulus Resul kendisine bir hedef koyuyor ve diyor ki hayır benim birinci hedefim benim için ölmüş ve dirilmiş olan İsa Mesih'i memnun etmek. Beni dünyaya getiren, benim varlığımın kaynağı olan Tanrı'yı hoşnut etmek. İşte biz insanlarda bunun olması lazım ama bunu ancak Mesih'i tanıdıktan sonra söyleyebiliyorsun. Çünkü Mesih'i tanıdığında o tanrısal sevginin sınırsızlığı içerisinde adeta ruhsal anlamda ruhsal bir sarhoşluk yaşıyorsun ve bu sevgi deryası içerisinde yüzerken diyorsun ki benim memnun etmem gereken biri var, bir Tanrı var, benim hoşnut etmem gereken bir İsa var. Ben onun için yaşamalıyım ve hayatımda onu onurlandırmalıyım. Öyleyse dünyanın ilkelerini bırakmalıyım. İnsanların gidişine göre yürümemeliyim ve insanların yaptıklarına göre değil, fakat Tanrı kelamına göre ben adım atmalıyım, düşünmeliyim ve davranmalıyım. Çünkü bizim öğüdümüz buradandır. O yüzden İsa Mesih dedi, beni dinleyin. Ama biz insanları dinliyoruz. Biz dünyayı dinliyoruz. Aldatıcı ruhun kuvvetini dinliyoruz. Benliğimizin arzularında yürümek için can atıyoruz. Fakat bilmiyoruz ki dünya ve benliğimiz bizim can düşmanımız bizdeki yaşamı yok ediyor. Ama yaşamın kaynağı olan Rabbin sözü bizi davet ediyor. O yüzden de iman edenler artık ruhsal gözler açılmış olarak Tanrı'yı hoşnut etmek için yaşarlar. Bugün sen kendi hayatında şunu düşün. Kimi hoşnut ediyorsun? Kendini mi? Kendi arzularını mı? Yoksa dostlarını, ahbaplarını mı çevreye hoş görünmek mi istiyorsun? Yoksa çevre ne derse desin önemli değil, ben Rabbe hoş görünmek için gayret etmeliyim diyenlerden misin? Bakın ne söylüyor? Dünyanın gidişine ve havadaki hükümranlığın egemenliğine yani şeytana itaat ediyordunuz. Yani sizin aklınız, fikriniz şeytan tarafından yönetiliyordu. Bu kelama bağlı kalmayan herkesin üzerinde şeytanın ve ölümün egemenliği vardır. Rabbim bu yaşam veren sözüne kim ki bağlı değilse, kim ki gökten gelmiş olan İsa Mesih'in ardı sıra gitmiyorsa, onun üzerinde bir tek egemenlik vardır, o da şeytanın egemenliği. Ha o insan Tanrı'yı tanıdığını söyleyebilir, fark etmez. Fark etmez, hiç fark etmez. Eğer bir kişi Mesih'te değilse, şeytandandır. Ancak ve ancak Mesih'te olan kişi Rabbin yollarını, doğruluk yollarını bilir ve o yollarda yürür. Evet sizler dünyanın gidişine göre yaşıyordunuz. Havadaki hükümranlığın, üzer egemenliğinin altındaydınız. Yani söz dinlemeyen insanlarda etkin olan ruha uymaktaydınız. Demek ki insanların üzerinde etkin bir şekilde işleyen bir ruh var. Şeytanın ruhu ne yapıyor? o öylesine insanı aksileştiriyor, inatçı yapıyor ki Rabbin sözüne gelmek istemiyorlar. Bugün ne yazık ki dünyanın hali budur. Rabbin sözüne gelmek istemiyorlar. Rabbin önünde baş eğmek istemiyorlar. Rabbi izzetlemek ve yüceltmek istemiyorlar. Öğütlerini Rab'den almak istemiyorlar. Ama İsa Mesih dedi, benden öğreneceksiniz. Çünkü size öğüt verecek olan benim. Biz kutsal kelam okuduğumuz zaman Tanrı diyor yürüyeceğin yolda seni eğiteceğim. Sana öğüt vereceğim. Ve elimle senin elinden tutacağım. Tanrı bizim öğretmenimiz olmak istiyor. Bize öğüt veren o olmak istiyor. Çünkü göksel hikmeti ve anlayışı almamız lazım. Dünyasal hikmet ve anlayış hep dünyaya aittir. Günaha aittir, benliğe aittir. Orada ölüm var. Bunu ayırt edebilmemiz için yaşadığımız günlerde yapmış olduğumuz her şeyin bize yaşam değil de ölüm getirdiğini anlayabilmemiz için mutlaka İsa Mesih'in yaşam veren sözleriyle bizim tanışmamız lazım. Eğer tanışmazsan hayatın şeytanın denetimi altındadır. Evet söz dinlemeyen insanlarda şimdi etken olan, etkin olan ruha uymaktaydınız. Bakın burada imanlıların, iman edenlerin geçmişteki durumunu anlatıyor. Ve bu durumda olan bugün dünyada yüzlerce milyonlarca insan var. Çünkü onlar da havar reisliğinin, yani şeytanın egemenliği altında öğütlerini ondan alıyorlar. Zaten insanlara baktığın zaman daha doğar doğmaz. Çocuk biraz büyüyorsa hemen aile ne yapıyor? Çocuğa öğ öğüt veriyor. Oğlum uyanık olacaksın. Oğlum cin gibi olacaksın. Hemen cin gibi olacaksın diyorlar. Niye? Herkes cin gibi olsun ki ortalık cinlerle kaynasın. Peki hiçbir gün acaba birisi evladına öğüt verirken, akıl verirken hiç duydunuz mu ki? Evladım, yavrum sen bak ona buna uyma sen melek gibi ol. Öyle diyen var mı? Hayır öyle bir öğüt veren yok. Ama cin gibi olacaksın. Uyanık olacaksın. Ondan sonra da ne oluyor? Cin gibi oluyor. Şeytan bile şaşırıyor. Ya diyor şunlara baktı. Ben bir öğüt verdim. Onlar beni de geçti diyor. İşte dünya cinlerle dolmuş. Hem de yaşayan cinlerle. Bırakın havadaki görünmeyen o cinleri. Çünkü niye? Onların bir öğütçüsü var. Dünya insanının bir öğütçüsü var. Şeytandır. Bugün sen öğüdü nereden alıyorsun sevgili kardeşim? Sana öğüt veren kim? Eğer sana öğüt veren Rab değilse, İsa Mesih değilse, Mesih'in öğüdü altında yürümüyorsan, öyleyse senin üzerinde de itaatsizlik ruhu egemenlik sürüyor. Çünkü Mesih karşıtının ruhu bu dünyada alabildiğince işliyor. Bu dünya üzerinde iki güç var size söyleyeyim. Bir, Mesih'in ruhu, öbür şeytanın ruhu. Başka ortada bir şey yok. Ya bir insan Mesih'tedir, tanrısal nurda yürür ya da şeytandadır. Bunun arasında başka yollar yok. Çünkü Tanrı birdir, bir olan Tanrı da kendi özünden Mesih'i aramıza göndermiştir. Böylelikle de Mesih bir olan Tanrı'nın izzeti ve yüceliğinin doluluğunu bizim önümüze getirmiş koymuştur ve bize diyor ki şimdi benden öğrenin. Eğer bir kişinin öğretmeni Mesih değilse onun üzerinde şeytanın egemenliği vardır ve dünya ne yazık ki bu durumdadır. Bu durumda olan her insan için Tanrı kelamı şöyle söylüyor. Siz ölüsünüz. Sizler yaşayan ölüsünüz. Tanrı'nın önünde şimdiden ölmüşsünüz. Hangi ölüm? Ruhsal anlamda ölüsünüz. Yani her biriniz gazap oğulları, cehennemin oğullarısınız. Ama Tanrı Bizim gazap oğulları, cehennemin oğulları, karanlığın oğulları olmamızı istemiyor. O yüzden de bizi kurtuluşa çağırıyor. Bizi çağırıyor ki biz onun sesini işitelim, onun sesini duyalım, yüreklerimizi onun önünde kıralım, boynumuzu bükelim ve diyelim Rabb bize öğret, bana öğret, gideceğim yolları sen öğret. Ey insan nurunu, gerçek nurunu üzerimize saç. Ta ki nurlanalım ve karanlığın egemenliği üzerimde hüküm sürmesin. Benim öğretmenim dünya olmasın. Dünya öğretiyor kardeşler. Dünya çocuk yaştan beri hep insanlara öğretiyor. O yüzden de dünyanın gittiği yol yaşam yolu değil. Eğer senin öğretmenin bu dünyaysa, eğer öğretmenin insanlarsa sende yaşam yok. Sen yaşadığını zannedersin ama aslında Rabbin önünde ölüsün. O yüzden karar vermelisin ve şunu söylemelisin. Hayır artık ben beni yaratanın sözünü dinleyeceğim. Beni yaratanın gönderdiği o canlı vahiy olan Mesih'e kendimi teslim edeceğim. Ve Mesih'ten öğrenip Mesih'teki sonsuz yaşamı miras alacağım ta ki ölümden kurtulayım ve yaşama geçeyim. Kelam ne söylüyor? Yaşam ondaydı. Yani yaşam Mesih'tedir. Mesih'e iman ettikten sonra ne durumda olduklarını fark edebilsinler ki Mesih insanın hayatını nasıl değiştiriyor. Ölümden yaşama geçiyorsunuz. Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Evet, Mesih'te olmayan insan ne yapacaktır? Benliğin tutkularında yaşayacaktır. Çünkü bütün insanlar benliklerinde yaşıyorlar. Yani benliğin arzularında yaşıyorlar. Benliğe göre yaşıyorlar. Peki benliğe göre yaşamak ne demektir? Benliğin işleri nelerdir? Bakın, Tanrı kelamına bakalım. Benliğin işlerinin neler olduğunu hemen Tanrı kelamında okuyacağız. Yine Paulus Resul'ün Galatyalılara yazdığı mektupta şöyle söylüyor. Fazla üzerinde detayla durmadan hemen okumak istiyorum. Dinleyelim kardeşlerimiz. Diyor ki benliğin işleri bellidir. Bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular, ayrılıklar, bölünmeler, çekememezlik, sarhoşluk, çılgın eğlenceler ve benzeri şeyler. Bunlar benliğin işleridir. İşte diyor, bir zamanlar bu yollarda yürüyordunuz. Demek ki İsa Mesih'e iman edenler bütün bu yolları bir kenara bırakıyorlar, reddediyorlar ve yol, yaşam ve gerçek olan Mesih'in yoluna giriyorlar ve böylelikle Mesih'te yenileniyorlar ve tazeleniyorlar. Onun için diyor ki, bir zamanlar hepiniz bu gibi insanların arasındaydınız. Çünkü bu gibi şeyler yapan insanlar yaşadıklarını zannediyorlar. Çoğu zaman insanlar şunu söylüyor. Kardeşim bu dünyaya gelmişiz. Daha ne kadar yaşayacağız? Biz de dünyanın zevkini çıkaralım. Biz de dünyanın tadını alalım. Bizim de ağzımız tatlansın. Bizim de görmediğimiz bir şey olmasın. Hiçbir şeyin cahili olmayalım. Zaten üç günlük dünyada ölüp gideceğiz. Kim biliyor ki diriliş var mı yok mu? diyerek herkes birbirini aldatıyor ve benliğin tutkularında yürümek üzere herkes birbirini kışkırtıyor. Bunlar şeytanın sesidir. Bunlar şeytanın işleyişidir. Rab sizi benliğin tutkularında yürüyesiniz diye değil, ruhun yollarında yürüyesiniz diye yarattı. O yüzden de efendilik yapan şeytanı azarlayıp İsa Mesih'in krallığının yolunda yürümeye karar vermeliyiz. Evet benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre bir zamanlar yaşıyorduk diyor. Bak bir zamanlar yaşıyorduk. Yani imanlığının geçmişinden bahsediyor. Ve bir zamanlardı. Yani onların hepsi üzerimizden gitti. İsa Mesih şunu söylüyor. Ben siz bir şey yapamazsınız. Benim kutsal Rum üzerinize geldiği zaman güç alacaksınız. Öyleyse sevgili kardeşler, benlikten vazgeçmek, Gururdan vazgeçmek, benliğin işlerinden, dünya yollarından vazgeçmek kolay bir şey değil. Sözle konuşmak çok kolaydır ama yapmak ve hayata aktarmak zordur. Fakat İsa Mesih ne dedi? Ben size kutsal ruhu göndereceğim. Kutsal ruh üzerinize gelecek ve siz güç alacaksınız. İşte o kutsal ruh İsa Mesih gittikten sonra gönderildi. Ta ki İsa Mesih'in ismine iman edenin üzerinde o kutsal işlesin ki bedenindeki bütün Tanrı'ya düşmanlık yapan her türlü anlayış, duygu, düşünce, fikir çözülsün ve gitsin. Ve böylelikle İsa Mesih vasıtasıyla kutsal iman eden üzerine gelir. Bakın Mesih'e ait olmayanın üzerinde Tanrı'nın kutsal ruhu işlemez. Yalnız ve yalnızca bir kişi Mesih'te ise kutsal ruh onun üzerinde işler ve kutsal ruh o kişiyi değiştirir ve yeniler. Ve böylelikle de dünyanın etkisinden kurtarır. İnsanların etkisinden kurtarır ve günahtan dolayı içimizde işleyen o benlikten bizi kurtarır ve bizi bu kölelikten özgür kılar. Evet bir zamanlar böyleydiniz diyor benliğinizin tutkularına bu çok kötü bir şeydir biliyor musun? Öyle alışkanlıklar, öyle tutkular, öyle tutsaklıklar var ki insanlar kolay kolay bundan vazgeçemiyorlar. Birçokları da var. Aslında diyor söylediklerin doğrudur. İman etmek lazım. Bunları bırakmak lazım ama vazgeçemiyorum. Alışmışım. Bırakamıyorum. Terk edemiyorum. Bu gibi söyleyen insanlar da var. Sevgili kardeşim, denize girmeden yüzmesini öğrenemezsin. Denize girmen lazım, tövbe etmeye karar vermen lazım, Mesih ile tanışmaya karar vermen lazım. Hele bir gel, Mesih'in denizinden içeri gir, o sana yüzmeyi de, suyun üstünde durmayı da öğretecektir. Ama kendi gücünle yapamazsın. Yeter ki de, bu dünya bana ne veriyor? Dünyanın verdiğini reddediyorum çünkü dünya bana ölüm getiriyor. Ama Mesih yaşam getiriyor. Evet, bir zamanlar böyle idiniz, benliğin ve aklın isteklerine göre yaşıyordunuz. Benliğin tutkularına göre yaşıyordunuz. Benliğin ve aklın istekleri. Şimdi herkes kendisini akıllı zanneder. Ama asıl akıl gökten gelen akıldır. Onun için kendi aklına güvenme sevgili kardeş. Ne yazık ki kendi aklına güvenen, kendi fikrine, kendi benliğine güvenen insanlar hemen bakıyorsunuz ki Rabbin sözüne karşı geliyor. Tamam tamam bize öğüt verme. Benim ihtiyacım yok öyle. O kadar çok ihtiyacım var ki. Bunu dediğin zaman zaten sen kendini Tanrı gibi ilan etmiş oluyorsun ve Mesih'in fikrine ve düşüncesine karşı geliyorsun. Bil ki o anda senin aklın üzerinde şeytanın egemenliği var. Herkesin akıla ihtiyacı var, senin de var. O yüzden sakın evinde otururken veya iş yerindeyken veya herhangi bir yerdeyken oturup da bu sözleri dinlediğin zaman sakın yüreğinin içinden şunu demeyesin. Ya ne konuşuluyor bunlar boş şeyler. Boş şeyler değil hayatın gerçeklerini söylüyorum. Bunlardan vazgeçmelisin ve kendine güvenmeyeceksin ve kendini Rabbin önünde alçaltacaksın. Yoksa Tanrı'nın önünde yaşayan bir ölü olursun ve ebedi hayat senden çok uzakta olur. Doğal olarak diyor tekiler gibi biz de bakın gazap çocuklarıydık. Ne demek gazap çocukları? Yani Rabbin öfkesini elde etmiş olan insanlardır. Rabbi gazaplandırmış olan insanlardır. Tanrı yolunda yürümeyen ve Mesih ile barışmayan herkes gazap oğludur. Yani Rabbin gazabı onun üzerindedir. Çünkü niye? Tanrı günahtan hoşlanmaz. Tanrı günahı sevmez. Bakın Tanrı günahkarı sever. Ama Tanrı günahı sevmez. O yüzden günahkar dostum, günahında yaşama. Benliğin tutkularında yaşama, aklına göre yaşama, dünyaya göre yaşama, dünyanın öğretisine göre yaşama. Sen bugün karar vermelisin ve şunu demelisin: Ben Mesih'e gelip Mesih'ten öğrenmek istiyorum. Artık gazap çocuğu değil, yaşam oğullarından olmak istiyorum demelisin. Çünkü Mesih'te değilsen Tanrı'nın gazabı üzerindedir. Ama eğer ki Mesih'teysen, senin üzerine gelecek olan gazap Mesih'in haç üzerinde. Dökmüş olduğu kan vasıtasıyla yatışmıştır. Bu yüzden de yapmamız gereken şey Mesih'in haçına gelmek, sığınmak, haçın hikmetini anlamak lazım. Dünya ne yazık ki bugün haçın hikmetini anlamadığı için Mesih'in haçta döktüğü o mukaddes kanın ne işe yaradığını bilmediği için Gaza oğulları olarak yaşıyorlar. Ötekiler gibi. Yani. Bir zamanlar diyor tövbe etmeyen nesiller var ya sizler de öyle gaza boğullarıydınız. Ama hemen ama kelimesi geliyor burada dikkat edelim ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Halleluya. İşte sevindirici haber. Evet günahta yürüyen dostum. Benliğinde yürüyen, dünyaya göre yürüyen, şeytan egemenliği altında olan kaybolmuş dostum. Tanrı seni yaşama kavuşturmak istiyor. Kendisinde olan ebedi yaşamı Mesih ile sana hediye etmek istiyor. Bu yüzden gelmelisin ve demelisin ki evet madem ki İsa Mesih'te yaşam var ki amin öyledir. Bak kime güvenirsen güven, güvendiğin dağlara kar yağdı derler ya. Bütün insanların güvendikler öldü, gömüldü ve toprağın altındalar. Ama sen hala desen ki hayır ben falancaya güveniyorum. Nerede güvendiğin? Öldü. Ölülerden fayda olur mu? Ölülerden şefaat olur mu? Ölülerden yardım gelir mi? Ama bugün dünya o kadar tuzağa düşmüş ki bir ölünün peşine takılıyor. Herkes kendisine göre bir yol girmiş. Hayır diyor benim şefaatçim var. Nerede? Toprağın altında. Güzel kardeşim toprağın altında olan şefaat edebilir mi? Yaşayan diri bir Mesih var. Göklerden gelmiş olan bir Mesih var. Göklerde yaşayan bir Mesih var. Seni yaşama kavuşturacak olan odur. Ancak kimde yaşam varsa o yaşamı verebilir. Mesih'ten başka kimde yaşam var? Sorarım kimde? Evet bütün peygamberler değerlidir. Burada yüzlerce peygamber var. 31 bin hayat var. Birçok peygamberlerin hayatı ama hepsi öldü gittiler. Onlarda yaşam yok. Yaşam Tanrı'dadır. Dolayısıyla yaşam İsa Mesih'in kendisindedir. Kim ki İsa Mesih'tedir, o artık gazaboğlu değildir, yaşamın çocuğudur. Ama diyor merhameti bol olan Tanrı, işte Tanrı merhametini haçta göstermiştir. Hani bazen deriz ya, esirgeyen ve bağışlayan Tanrı. Peki Tanrı nasıl esirgiyor, bağışlıyor? Haçı bilmeden Tanrının esirgemesini ve bağışlamasını anlayamazsın. Haçta Tanrının esirgeyişi ve bağışlayışı ortaya çıkıyor sevgili kardeşler. Evet biz merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde yani suçlar insana ruhsal ölüm getiriyor. Öyleyse Mesih'in kanı ne yapıyor? Bu suçlardan temizliyor. Ve bizi Mesih ile birlikte yaşama kavuşturdu. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Halleluya. Onun lütfuyla kurtuldunuz. Şimdi ne yapıyor? Bir zamanlar neydik? Mesih'ten önce neydik? Şimdi neyiz? Mesih'ten önce gazap oğullarıydık. Tanrı'nın gazabı üzerimizde. Ama Mesih'e geldiğimiz zaman gazap yatışıyor, lütuf geliyor ve kurtuluşa erişiyorsun. O yüzden Mesih'te olmayan her bir canın Mesih'e gelip kurtuluşa erişmesi lazım. Tanrı seni çok seviyor. Seni kurtarmak istiyor. Mesih'teki kurtuluşu vermek istiyor. Gel bugün onu miras al. Rabbin lütfu sizinle beraber olsun. Kutsalsın ve bereketlesin. Amin.